Tangri taolaga ko'p shukrlar bo'lsin, mana nihoyat Qashqar shahriga yetib keldik. Kecha oqshom soatlarida Qashqarga yetib kelgandan keyin bugun shaharni kezishga chiqdik va birinchi safarimizni Opal qishlog'idagi Mahmud Qashqarayning maqbarasiga bormoqchi edik. Ammo shahardan chiqqandan keyin polis kontroli bizni u yerda shaxsiy taksi bilan borishimizga ijozat yo'qligini aytgandan keyin yana shaharga qaytib kelib, hozir Turk islom adabiyotining Turkiya adabiyotining eng buyuk birinchi vakili otaxoni Yusuf Xos Hojibning qabrini ko'rishga, ziyorat qilishga keldik. Hozir men juda hayajonlanganman, juda tuyg'ulanganman, chunki bizni oramizda 1000 yillar ajratib turgan bu buyuk bobo, bu buyuk adibni qabrini ziyorat qilishga musharraf qilgan Alloh taolaga beadad shukrlar bo'lsin. Bu yerda ingliz, xitoy va uyg'ur tillarida Mahmud Qashqarayning hayoti to'g'risida ma'lumotlar bayon qilingan. Ammo bu ma'lumotlarni biz yoddan bilamiz. Bu yodgorlikning hovlisi tipik uyg'ur arxitekturasining usullari bilan qurilgan uzum ishkomlari, bu tarafta yana uzum ishkomlari. O'rta Osiyo arxitekturasining, shahar bog' arxitekturasining yaqqol namunasi shaharning markazida saqlanib qolgan va bu yerda u kishining qabrlari va u kishining sharafiga qurilgan maqbaraga hozir biz o'zimizning sayohatimizni boshlaymiz. Mana Uyg'ur an'anaviy uslubida qurilgan uzum ishkomlari orasidan yo'lakdan yurib Turkiy she'riyatning, Turkiy adabiyotning buyuk ustozining qabriga yaqinlashib boryapmiz. Menga aytishlaricha bu yodgorlik 1957-yilda Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining hukumati tashabbusi bilan barpo etilgan. Yusuf Xos Hojibning qabri joylashgan hududda umumiy hajmi 11000 kvadrat metrdan iborat bo'lgan bu yodgorlik 1957-yilda qurilgan bo'lib, u Uyg'ur arxitekturasining tipik namunasi hisoblanadi va xuddi Samarqand va Buxoro obidalarida bo'lgani kabi binoning tashqi qismi chiniy koshinlar bilan bezatilganligini ko'ramiz. Bu qubba ham chinni qoshinlar bilan qoplangan, ammo uning bir qismi yillarning shiddatiga chidolmay yemirilib boshlagan va yodgorlikning qisman ta'mir talab ekanligini ham ko'zdan qochirmadik. Uning hovlisi an'anaviy O'rta Osiyo bog' madaniyatiga xos. Mana daraxtlar orasida gullar, daraxtlar esa o'rik, shaftoli kabi mahalliy mevalar va albatta uzum ishkomlari diqqatni jalb etadi. Bu ishkomlar
Özbekistan'ın Farg'ana Vadisi'de aynı şu şekilde çıraşını görüyoruz. Ve biz nihayet büyük baba kalanımız Yusuf Has Hacib'nin hatıra mevzuleyge kirbar yapmış. Kirişte heykel koyulgen. Heykelde kitap mutala kılıp oyge çöngen büyük danışmanın bir saniyelik sureti taşke cakılingen. Uygur, Kıtay ve İngiliz dillerinde onun tuğuluş ve ölüm seneleri yazılgen. Biz şimdi makberenin içki kısmına kadar bir olay yaptınız. Makberenin binası gayet güzel, gayet nazik. Nazik işlengen kaşiller bilen bezatilgen. Ve şairinin satırları asarlardan misralar hem yazılgen. Biz bilemiz ki Yusuf Has Hacib'in Kutatku Bilik asarı da 13.290 misra baytten ibaret bu dastan Cahan Adabiyatı da Türkiye Şahnama deyip ataladı ve Şahnamadan 50 yıl farklı yazılgan bu eser Türk işçiler için uzak yıllar devamında kullanma bolu hizmet kılgan. Biz nihayet kabir joylaşken binaya kirdik. Bundan keyingi suratga çekişini bizim dostumuz Ahmetcan Haccan devam etkiler. Ben sizlerle yana çalışacağım. Kabir büyük babamız Türk şeriatının misilsiz ustası Yusuf Has Hacib'in kabri. 1957 yılında bu yadigarlık barpo edildi. Bana bir yazdık. Kastamonu'da şairin türlü memleketlerde, türlü dillerde tercüme kılınan türlü yazılarda Arap yazılarda, Uygur tilinde neşir kılınan eserlerde, namelerde oluyor. Şimdi hiç gerekiremez mi? Divarlarda şairin eserlerinden parçalar belirgen. Bana en yukarıda Uygurlar 1956 yıl geçe kullanan Latin alfabetinde kuvazlanma artık turup bolksan saran bolma er Türk sokuk bloksan deyip Uygur tilinde müracaat kıladı öz okulusu geldi. Bu taraflarda binanın bu taraflarında hem Türk-i Şahnama da batırken şair ünlü eserleri parçaları etkiliyor. Kabirin üstüne kabir göç yapılıyor. Bir nece kabartta, en üstü kattı kabartta Uygur milli nakışlarından bezetiliyor. Gayet nefis bir makalanın köyünü kalıp görüştük. Ve bu yerde şairin hayat ve vefat tarihi eski Uygur tilinde ve Arap tarihinde şimdi babamızın ruhuna bağışlanıp bir sure var. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake
kana bedu il kana sayyid ibn sirat al mustaqim sirat al lazina anam tu ghayr al marjub al balaikum wal zalim azullahu min shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim kul fa allahu ahad allahu samad lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad la hamid shukran karim okuyan suraların savaş semeresini ruh atamız büyük babamız, ruh şairimiz, ana tilimizin en büyük yadgarlarını yaratken Yusuf Has Hazretleri Efendimiz'e ulaşalım. Allah'ın işini okuları, şart bilmesin, gördüğünüz cennetlerine. İlahi Allah'a Allah, Allah. Rahmet. Yaptınız mı? Herli bir çek yapacağım.